Doymamış hidrokarbonlara devam ediyoruz. Sonuncusuna geldik. Alkinler. Alkinler neydi? En baştaki o kavram haritasını hatırlarsan, yapısında en az bir tane üçlü bağ bulunduran karbon atomlarının olduğu yapılardı. Alkenlerde olduğu gibi aslında alkinlerde özellikleri biraz onlara benziyor. Tabii kendi içinde birkaç parçası ayrılıyor. Şimdi alkenlere göre düşünmemiz lazım bunu. Ama bunu şimdiden söyleyeyim. Alkinlerde bir izomerlik yok. Yani cis trans izomerliğini görmemiz mümkün değil. Çünkü oradaki işte iki bağ yapısında cislik transik oluyor ama burada karbon atomunda tek bir grup bağlı olacağı için üçlü bağ karbonunda burada başka bir önemli özellik gelecek. Onu da zaten süreç içerisinde sana özellikle vurguluyor olacağım. Şimdi alkinlerin genel özellikleri neler ve adlandırması nasıl yapılıyor bunları beraber bir inceleyelim. Alkinlerde karbon atomları arasında en az bir tane üçlü bağ bulunacak. Alkin demek aslında üçlü bağ demek. Yani iki tane pi, bir tane de sigma bağ olacak iki karbon atomu arasında. Açık zincirli mono alkinlerin genel formüne bakarsak, yani bir tane üçlü bağ içerirse tabi alkana göre 4 tane hidrojen kaybım olacak. Çünkü iki tane pi bağımız var. Her bir pi bağ için 2 hidrojen kaybım olursa toplamda 4 hidrojen kaybım olacağı için alkanların genel formülünden 4 hidrojen çıkartılmış haliyle CnH2n-2 kapalı formüle sahip olacaklardır alkinler. Tabii ki bunlarda da pi bağ olduğu için doymamış hidrokarbonlar sınıfında yer alır var. Üçlü bağ içeren karbon atomları iki tane gruba bağlı olduğu için SP-i birleşmesi yapmış olacaktır. Bunlar da doymamış olduklarından polimerleşme tepkimesi verirler ama alkenler kadar çok fazla polimerleşmesi yok. Polimerleşme tepkimeleri deyince bizim aklımıza daha çok alkenler gelecek. Alkinlerin böyle bir tepkimesi yani çok yaygın değil, onu söyleyeyim. Doymamış olduklarından tabii ki katılma tepkimesini verecekler. Hatta bunlar iki kere katılma tepkimesi verecekler. Yani alkenlere ne katıyorsak göreceğiz reaksiyonlarında. Onun iki katı kadar bir katılma tepkimesi olacak. Alkinler de yine alkenlerde ve alkanlarda olduğu gibi homolog seri oluştururlar. Her alkin arasında CH2 kadar bir fark vardır diyebiliriz. Düz zincirli ve dallanmış yapılı olabilirler. Zaten bunlar hidrokarbonların genel özellikleri. Alkinler de apolar yapılıdır ve bu nedenle suda iyi çözünmezler diyoruz. Karbon sayısı artıkça kaynak noktaları artacak. Yüzey alanı arttıkça da kaynak noktası artacak ya da dallanma sayısı arttıkça kaynak noktası düşecektir diyebiliriz. Alkinlerin ilk grubu, ilk üyesi C2H2 yapısı. Bunun adı normalde etin ama bunun özel ismi asetilendir. Lütfen şuradaki ilen 2 ile alkenlerdeki ilen 2'ni karıştırma. Asetilen 2 karbonlu en basit alkin yapısıdır ve bunlar asetilen grubu olarak bilinirler. Çünkü asetilen özel bir gazdır. Çok kullanılan bir gazdır. O yüzden asetilen grubu olarak da bilinirler. Bunlarda en başta söylediğim gibi cis trans izomeri görünmez. Yani doymamışlık var diye cislik translık olacak diye bir kaydımız yok zaten. Ama bunların önemli farklarından bir tanesi uç ve iç alkin olmak üzere iki türleri var. Biz daha çok burada uç alkinleri önemsiyor olacağız. Çünkü uç alkinlerin asidik özelliği olacak. İşte şurada şunu açıklamaya çalışıyorum. Uç alkinler asidik karaktere sahip olunan hidrojen atomu içerirler. Mesela asetilende iki tane hidrojen atomu varken uç alkin diğer alkinlerde bir tane asetik hidrojenimiz olacaktır. Bunun dışında iç alkin yapısı şu şekildedir. Alkil gruplarına bağlı olacak karbon atomları, üçlü bağ karbon atomları ve burada asidik bir karakter göremiyoruz. Zaten dediğim gibi bizim için önemli olan asidik karakteri sahip olan uç alkinler olacaktır. Peki alkin adlandırmasında neler yapacağız? Alkin adlandırması aslında alkende yaptığımızı yapıyoruz. Burada alkan adı sonundaki an iki yerine inekini getireceğiz. Üçlü bağ taşıyan en uzun karbon zincirini seçeceğiz ve bu karbon atomuna en küçük numarayı verecek şekilde numaralandırma yapacağız. Ve burada alkende olduğu gibi tabii üçlü bağ karbonlarında küçük numarayı vereceğiz ismi verirken. Dolayısıyla şu yapıya baktığımızda ikinci karbonda üçlü bağı gördüğüm için bunun adı 2 pentin yapısı olacaktır diyoruz. 2 ya da 3 karbon atomu içeren alkinlerde üçlü bağın yerinin değişme olasılığı olmadığından yerinin belirtilmesine gerek yoktur. Hangileri onlar? Asetilen ve propin yapısı. Yani etinle propinde yere gerek yok ama 4 karbondan sonra 1. karbonda veya 2. karbonda
üçlü bağ olma durumu olduğu için butin derken bir butin veya iki butin diye belirtmemiz gerekecek. Ana zincirdeki karbonlardan birine ya da birkaçına atom veya gruplar bağlıysa tabii ki diğer adlandırma sistematiğini burada yine uyguluyorum. Üçüncü karbonda metil olduğu için 3 metil 1 butin şeklinde bu bileşiği adlandırıyorum veya but 1 in şeklinde de adlandırabiliyorum. Alkenlerde de bunun örneğini vermiştik. Zincirin uzunlukları uçlarından eşit uzunluktaki bir çift bağ ve bir üçlü bağ varsa çift bağ öncelikli olacak. Lütfen unutma, çift bağ üçlü bağdan daha önceliklidir. Ama nerede? Zincirin eşit uzunluğundaysa. Dolayısıyla biz burada alken tabanlı bir adlandırma yaparız. Tabanımız alken olur. Burada biz bu yapıya bir büten, bak alken tabanlı adlandırdım. Sonra 3 in diyorum. Tersi durum yanlış olur. 3 büten 1 in olmaz. Bunu şöyle de adlandırabiliriz. Büt 1 en 3 in şeklinde de adlandırabiliriz. Böyle bir adlandırması da var. Eşitlik durumu yoksa burada birbirleri üzerine çok büyük üstünlükleri olmadığı için eşitlik durumu yoksa buradaki çift ya da üçlü bağların toplam sayısına bakmamız lazım. Aldı numaranın toplamı. Toplamın küçük olması bizim için önemli olur. Ya da başka bir ifadeyle en yakın uçtan adlandırma yaparız. Mesela burada baktığımda üçlü bağ ikili bağdan önce geliyor. Buradan başlıyorum ama şimdi şuradan yazsaydık 1, 2, 3, 4, 5 diyecektim. Buradan bakarsak 2 ile 4'ün toplamı 6 yapıyor. 1 ile 3'ün toplamı 4 yapıyor. Dolayısıyla 1 ve 3'ü tercih ediyorum. O yüzden 1'de in var, 3'te en var. 3 penten 1 in şeklinde adlandırmamı yapıyorum. Yaygın olarak da asetilen grubu olarak adlandırma yapabiliriz. Yani biz şuraya asetilen dersek, asetilen grubuna bakıyorum metil bağlı. O zaman bundan da ben metil asetilen diyebilirim. Ya da şuraya asetilen dersek 2 tane metil grubu bağlandığı için dimetil asetilen ismini de burada verebilirim. Üçlü bağın bağlı olduğu karbonları asetilen diyeceğim. Ona bağlı yan grupları da özel olarak böyle alkil grubu şeklinde adlandırabiliyorum. Evet, şimdi örneklerine bakalım. Şurada bir adlandırma örneğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersem 4. karbonda metil görüyorum. 2. karbonda bir in yapısı var. 6 karbonlu olduğu için 4 metil 2 hegzin yapısı olacaktır. B seçeneğine bakarsam 1, 2, 3, 4, 5 diyeceğim. Bunun adı 2 pentin yapısı olacak. 2. karbonda bir alkin olduğu için. C'ye bakacak olursak da şuradan gelirsek 2. karbon, buradan gelirsek de 2. karbon. Broma küçük numara vermek için sağdan geliyorum. O zaman bunun adı 1 bromo 2 butin yapısı olacaktır. D seçeneğine geldiğimde ise hem alken hem alkin var. Buradan gelirsem 2. karbon, buradan gelirsem 1. karbon da var. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 diyeceğim. Buradan yaptığımız adlandırmaya göre 3. karbonda brom var. 3. karbonda bromo var. 3. karbonda en var. O zaman 3 penten diyeceğim. Alken tanımı, alken tabanını alacağım. Sonra 1 in şeklinde bunu adlandırmış olacağım. E seçeneğine geldiğimde simetrik bir molekül. O yüzden nereden başladığımızın bir önemi olmuyor bu tür moleküllerde. Bu şekilde adlandırma yaparsak 2 ve 5'te 2 tane metil var. 2 metil 3 hegzin yapısı doğru bir adlandırma oluyor bu yapı için. P seçeneğine gelecek olursak da en uzun karbon zincirine bakıyorum. Şöyle düz zincir alabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 dersek 4. karbonda 2 tane metil var. 4, 4 dimetil diyeceğiz. Ve 2 pentin yapısı olacak. Şuradan adlandırma lütfen. Orada çünkü 1, 2, 3. karbona denk geliyor. Bizim için üçlü bağın küçük olması önemli. G seçeneğine bakarsak burada da yine benzer şekilde yukarıdakine benzer ama 1, 2, 3, 1, 2 oluyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 dersem 4, 4 dikloro 2 pentin yapısı adı olacak G seçeneğinin. H seçeneğine bakalım. H seçeneğinde bizi neler bekliyor? Bir bakalım. Üçlü bağın olduğu yere şöyle çizecek olursam şöyle bir zincir oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersek 3. karbonda etil metil var. 5. karbonda 2 tane klor var. Burada E harfine öncelik verdiğimiz için önce etili okuyacağız. O zaman adı ne olacak? 3'te etil var. Sonra 5, 5, di, kloro. Ondan sonra 3'te metil var. 3 metil. Daha sonra 1. karbonda in var. 1, hek, zin yapısı olacak adlandırmamız.
İyi seçeneğine bakarsak şöyle 1, 2, 3, 4 dersek 3. karbona metil 1'de brom var. O zaman 1 bromo 3 metil değil mi? 1 bütün yapısı olacaktır. İyi seçeneği. J seçeneğine gelecek olursak J'de şuradan gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 olursa ikinci karbonda in var. Dördüncü karbonda klor var. O zaman 4 kloro 2 pentin yapısı olacak. J seçeneği. J seçeneğine gelirsek burada 1, 2, 3, 4, 5 o zaman 4 metil 2 pentin yapısı olur bu da basitinden. L seçeneğine gelecek olursak şöyle biraz kaydırdık. L seçeneğine bakalım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 lütfen böyle gitme. Çünkü burada 2 karbon var. O zaman 4. karbonda 1 metil görüyorum. O zaman 4 metil diyeceğim. 2 hegzin yapısı olacak. L seçeneği. M'ye bakalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5. karbonda brom var. 5 bromo. 5 bromo. 2 pentin yapısı olur buradaki adı. N seçeneğine gelecek olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyeceğiz. 6 karbonlu yapı 4'te 2 tane metil görüyorum. O zaman 4, 4 dimetil 4, 4 dimetil 2 hegzin yapısı olacak buradaki yapının adı. Son olarak O seçeneğine bakalım. Bak 2 tane yapı var. 1, 2, 1. Şuradan gelirsek şurası daha yakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersek 3. karbonda metil var. 3 metil. Burada 4'te alken var. 4 hegzen diyeceğim. 4 hegzen 1 in şeklinde bunu adlandırmış olacağız. O seçeneğini. Adı verilen alkinin yapı formülünü yazarken tabi öncelikle bildiğin üzere alkin yapısından oluşan karbon atomlarını bağlıyorum. Daha sonra üçlü bağın bulunduğu yeri belirtiyorum. Sonra karbonda belirtilen yerdeki grupları bağlıyorum ve 4 bağ yapacak şekilde hidrojenleri ekliyoruz. Zaten bunları yapmıştık. Şimdi şundan uygulamalarına bir bakalım neler var. Tabi burada ard arda olduğu için biraz yerimiz dar ama olsun. Hegzin yapısı dediği için 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu yapı. 6 karbonlu yapıda 3. karbonda hegzin dediği için 1, 2, 3, 3. karbonda hegzin var. Yani üçlü bağ. Daha sonra 2'de klor var. Şuraya klor bağlarsak 2, 3, 4, 5'te klor var. Daha sonra şunları 4 bağ yapacak şekilde doyuracak olursak şöyle bir yapı karşımıza çıkıyor. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde pentin yapısı 1, 2, 3, 4, 5. 1. karbonda in var. 3. karbonda 1, 2, 3. 3. karbonda da metil var. Şurası CH3. Şurada bir hidrojenimiz kalıyor. Bir hidrojen şuraya, iki hidrojen buraya, üç tane hidrojen buraya yazarsak yapı tamamlanıyor. C'ye bakarsak bir hegzin yapısı denilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci karbonda hegzin. Birinci karbona aynı zamanda brom bağlıyorum. Üçüncü karbona 1, 2, üçüncü karbona 1 brom. Şuradaki karbona da brom bağlayacağım. Aynı karbona. Şuralarda pardon brom dedik. Klormuş orası. Yanlış oldu. Şöyle şuralar klor. Şurası klor. Yerimiz dar. Şuralar hidrojen olacak. Bu şekilde yapı oluşmuş olacak. Aşağılarda biraz daha ulaşabiliriz. Biraz boşluğumuz var çünkü. Şimdi diizopropil asetilene dikkat et. Asetilen dediğimiz şey şu. Değil mi? Asetilen bu. Bu asetilene iki tane izopropil bağlayacağım. O zaman şuraya ben bir izopropil bağlayayım. Bak izopropilin biri şöyle. Bunun aynısını şuraya da bağlıyorum. CH, CH3, CH3 işte. Biraz asetilen. İki tane de izopropil bağladım. Diizopropil asetilen oldu. E seçeneğine bakalım. Hepten ve 2'de in var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dördüncü karbon. 1, 2. İkinci karbonda in var. 3, dördüncü karbonda en var. 4, 5 brom. 4, 4'te brom. 5'te brom var. Geri kalanlar hidrojen. Bu şekilde yapıyı tamamlamış oluyoruz. G öncülüne baktığımızda 4 metil 1 pentin yapısı. Bak 5 karbonlu yapı 1, 2, 3, 4, 5. 1 pentin dediği için 1. karbonda üçlü bağ var. 4'te metil var 1, 2, 3, 4. 4'te bir tane metil grubu bağlı. Geri kalanlarsa hidrojen. Şurada bir tane hidrojenim var. Şurada hidrojen yok. Şurada iki tane olacak. Şurada bir tane. Şuradaysa
3 tane hidrojen olacak. Bu yapıyı yazdığımızda şöyle bir yapı çıkıyor. CH üçlü bağ, C tekli bağ, CH2 tekli bağ, CH CH3 değil mi? Şuraya bir CH3 bağlı. Onu şöyle yazayım istersen. CH3 şöyle ve CH3 bu şekilde çıkıyor. H'ye bakalım. Etil izopropil asetilen. Asetilen neydi? 3 bağlı karbon atomu asetilen. Birisine etil bağlı. Yani şuraya ben bir C2H5 bağlayacağım. Şuraya ise izopropil bağlayacağım. İzopropil grubunda şu şekilde bağlayabiliriz. Şurası izopropildi. İşte şurası izopropil, şurası etil. Etil, izopropil, asetilen yapı bu şekilde karşımıza çıkıyor. 2 bromo 5 kloro 3 hegzin yapısı. Şimdi altıgen bir yapı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3'te yani şurası üçlü bağ olacak. İkinci karbonda brom olacak. 3, 4, 5. karbonda klor olacak. İşte bu şekilde bir yapı. Şuraları hidrojenlerle doyurduğumuzda şöyle bir yapı karşımıza çıkıyor. 1 penten 4 in. Bak burada hem alken var hem alkin var. Penten yapısı olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu yapı. Birinci karbonda N var. Gördüğün gibi N. 4. karbonda 1, 2, 3. 4. karbonda ise in var. O da şöyle işte. Şu şekilde hidrojenlerle doyurursak da şöyle bir yapı karşımıza çıkıyor. Son olarak dietil asetilen. Asetileni gene yazalım şöyle bir. Bu asetilen. Asetilene 2 tane etil bağlanırsa şuraya bir C2H5, şuraya bir C2H5 yazdığımız zaman dietil asetileni oluşturmuş oluruz. Alkinlerin genel özelliklerini, adlandırmasının nasıl yapıldığını, isim verilen bir alkilin nasıl yazıldığını burada gördük. Asetilen türevi şeklinde de adlandırma olduğunu unutma lütfen. Ve bir yapıda hem alken hem alkin varsa bunun da adlandırılması nasıl yapıldığını örneklerini yaptık. Şimdi önce alkinlerle ilgili adlandırma testimiz var, konu pekiştirme ve daha sonra alken ve alkinlerin karışık halde bulunduğu bir konu pekiştirme testimiz var. Çünkü bu ikisi bir arada çok kullanılıyor ve birbirinin yerine de hani karışan ifadeler olabiliyor. Bu konu pekiştirme testlerinden sonra kısa bir bölüm olan iskelet formülü gösteriyor olacağız. Aslında ben sana daha önce iskelet formülden bahsetmiştim. Yazmayı kolaylaştırdın. Orada biraz daha detaylandırıp onun biraz örneklerini yapıyor olacağız. İskelet formülü görüşmek üzere.